İstihbarat örgütleri Yakut Devrim sayfa 16 Dünya ülkelerinde istihbarat bilginin güç ve istenileni elde etmenin anahtarlarından vazgeçilmez bir şey olduğunu keşfeden insan oldu tarihi boyunca onu elde edebilmenin gizli öğrenmenin yollarını aramıştır aramaktadır bu nedenle gizlinin bilinmesi işi dünyanın en eski mesleklerinden birisini oluşturmuştur. Bu da istihbarat ve haber alma faaliyetidir. Casusluk denen gizliyi öğrenme çalışmaları önceleri başıboş ve bireyseldir, muhbirliktir. Ancak kapitalizmin gelişmesi ve ulus devletlerinin ortaya çıkması bireyce istihbarat anlayışını devlete çevirmiştir böyle örgütlenmelerin modern anlamda birer gizli servis şeklini almalarının öyküsü çok eskilere dayanmaktadır. Belki bu geçmesi CIA'den emekliye ayrılmış çok deneyimli eski bir casus olan Walter Forheimer gibi ilk insanlara kadar götürebiliriz. Ona göre ilk casusluk olayı Adem ile Havva arasında gerçekleşmişti. İncil'de bahsedilen ünlü yılan ilk casustu ve Havva ilk muhbir, Adem de ilk kurbandı. İktidar, egemenlik, sömürme ve güç savaşlarında tarih boyunca haber alma, yalan haber yayıp karşı gücü yanlış yönlendirme yöntemini hep uygulamıştır. Ticaret, burjuvazisinin oluşması ve meta dolaşımının ulusal sınırları tanımamasından sonra haber alma hem boyut değiştirmiş hem de daha profesyonel ve geniş bir yelpazeye yayılarak bir meslek, bir sektör haline almıştır. Artık güç savaşlarında sadece haber alma değil, haber toplamaya karşı koyma, psikolojik harp yapma meslekten öteye sanat haline dönüşmüştür. İlk haber alma, istihbarat örgütünün kim tarafından ve ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bu mesleğin insanlık hayatında paranın yer almasından sonra ortaya çıktığı bilinmektedir. Para, güç ve iktidarın sembolü olduğundan dolayı site devletlerinden modern devlet sürecine kadar insanoğlunun geçirdiği süreçte istihbarat, insanlık tarihinin akışını değiştirdi. Para ve dolayısıyla güce sahip olabilmek için rakip şehir, devlet veya imparatorlukları oyun sahnesinden atmak için yapılan bütün cephe savaşlarının öncesinde oldukça çetin ve bazen de keyifli istihbarat savaşları yaşanmıştır. Bu savaşlar tamamen gizli yürütülmekte olup artık düşman ile ilgili gerekli bilgiler alındıktan sonra legal cephe savaşına girilmiştir. İstihbaratçılık dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak biliniyor. İstihbarat mesleğinin önemi insanlık tarihinin akışını değiştiren semavi dinlerin kutsal metinlerinde de yer almıştır. İstihbaratçılık bir meslek olmadan önce kervanlar, gezginler, büyücüler ve gezgin din adamları tarafından icra edilirdi meta dolaşımının hızlanması, sermaye birikiminin oluşması ile birlikte gelişen ticaret yolları ve artan nüfusla birlikte haber alma, hekimlik, tüccarlık, ziraatçılık gibi meslek haline gelmiştir. Özellikle baskıcı, despotik yönetimlerde bir geçim kaynağı olmuştur. Avrupa'da sermayenin yönetiminde tek söz sahibi olması ve uluslararası ilişkileri belirlemesinden sonra istihbarat mesleği dönem dönem en önemli geçim kaynağı olmuştur. Profesyonel sermaye oluşmadan önce istihbarat tamamen kilisenin kontrolünde ve çıkması muhtemel muhalefeti tasfiye etme aracı olarak kullanılmıştır. Kilisenin kendi egemenliğini kaybetmemek için cadı avı ve aforoz mekanizmasını din adamların da aynı zamanda birer muhbir haber alma elemanı olarak kullandı. Kiliseye derebeyler ve büyük toprak sahiplerinden oluşan sermaye birikiminden sonra iktidar gücünü kaybetmemek için yüzyıllar süren savaşlarda yüz binlerce insanı katlettirmekten geri durmamıştır. Bu anlamda semavi dinler arasında sicili en bozuk din maalesef Hristiyanlığın Katolik yorumudur. Kilise iç iktidar uğruna akıttığı, akıttırdığı kanın kat ve katını dış iktidar uğruna akıtmaktan çekinmemiştir. Özellikle Orta Çağ'da tapınak şövalyeleri aracılığı ile yaptığı istihbarat ve açık cephe savaşlarında Musevi Müslümanlardan yüz binlerce insanın kanını akıtmıştır casusluğa ilişkin elimizdeki ilk yazılı kayıt M.Ö. 1370'te Hitit tabletlerinde görülmektedir. İkinci Ranses döneminde parantez M.Ö. 1224-1290 Hititlerle Kadeş meydan savaşında Savaşını yapan, sonra da ünlü barış antlaşmasını imzalayan Mısırlıların tarihlerinde de Hititlerin casusluk ve haber alma teşkilatlarının mükemmel ve ani baskın taktiklerinde usta oldukları yazılıdır. Elimizde eski dönemlere ait fazla bilgi bulunmamakla birlikte eski çağların casusluk oyunlarına sahne olduğu görülüyor. Örneğin yazılı tarihteki bilgilere göre bundan 5000 yıl önce Mısır kralı 3. Tutmosis kuşatma altındaki Yafa kentine ajanlarını gizlice göndermişti. Tutmosis'in ajanları Yafa'ya un çuvalları içinde geçmiş ve kente ilişkin bilgi toplayarak krala bildirmişti. Bu haber alma faaliyetinin savaş stratejilerini ne ölçüde etkilediği bilinmiyor ama bilinen bir şey var ki o da 3. Tutmosis'in daha sonra sistematik bir hale gelecek olan bir mesleğin tohumlarını daha o dönemde attığı ikinci Ramses, babası 1. Seti'nin ölümünden sonra milattan önce 1279 yılında tahta çıkmıştır. Ancak genç yaşı ve deli dolu hareketleriyle tepkiler almıştır. Bu işi yapabilecek yani Mısır'ı yönetecek bir firavun olarak görülmemiştir. Ayrıca kendisinin firavun olması gerektiğini düşünen A.B. senarının da büyük düşmanlığına maruz kalmıştır. Bunlara rağmen Ramses büyük başarılara imza atmış, çeşitli yerlere tapınaklar yaptırmış ve Memphis'te bulunan ülke merkezini Pi Ramses'e taşımıştır. Böylece çevre ülkelerin oluşturdukları tehlikeleri karşı yapılan savunma savaşlarında daha hakim bir yerden yönetmeyi amaçlamıştır. Fakat A.B. Senar vazo ticareti ile uğraşır görünen bir Hitit casusu ile işbirliği yaparak kardeşi Ramses'i Hititliler karşısında yenik duruma düşürüp onun yerine Firavun olmayı ve ülkeyi yönetmeyi amaçlamıştır kız kardeşi Dolant ve kocası kendini Libyalı bir büyücü olarak tanıtan Ofir isimli Hitit casus şebekesinin başı olan birinin yalanlarına uyarak Ramses'e ve karısı Nefertiti'ye karşı çeşitli komplolar yapmaya kalkışmışlardır. Ofir kendini tek tanrılı bir dini yaymaya çalışan biri olarak tanıtmış, Ramses'in ve yandaşlarının inandığı tanrıların sahte olduğunu ve ülkeyi felakete götüreceğini halkı inandırarak taraftar toplamaya başlamıştır. Böylece çok tanrılı bir din anlayışı olan Mısır'da iç kargaşa yaratmaya çalışmıştır. Aynı zamanda Ramses'e ve karısına karşı büyüler yapmış, onları yok etmeye çalışmıştır. Fakat bütün bunların altında yatan asıl amaç yaptığı casusluğu örtbas etmek mesajlarını Hititlilere daha rahat bir biçimde iletmektir. Ünlü Truva Savaşı'nda da bir casusluk hikayesi yer alır. Bu savaş ünlü antik şair Homer'in İlyada esimli eserinde son derece renkli ve etkileyici bir tarzda anlatılmıştır. Milattan önce 1200 yıllarında tahtadan yapılmış iç oyuk, çok büyük bir at heykeli Truva şehrimiz aşılmaz yüksek duvarlarının dışında terk edilmişti. At heykelinin içinde 9 yıldır Truva şehrini kuşatmış olan Yunan ordusundan silahlı bir grup asker vardı. Duvarların üzerinden gözetleme kulelerinden bakan Truvalılar Yunanlıların kuşatmayı kaldırmış olduğunu gemilere binip açıldıklarını gördüler. Geride sadece o büyük ve tahtadan at heykelini bırakmışlardı. Turvalılar at heykelini bir savaş ganimeti olarak şehrin yüksek duvarlarından içeriye aldılar. Zaferlerini kutlamak için o gece büyük şenlikler yaptılar. Neredeyse herkes sarhoş olup sızdı. Gecenin geç saatinde at heykelinin karnındaki gizli kapak açıldı ve Yunan askerleri dışarıya çıktılar. Kapılardaki gözetleme kulelerindeki Truvalı nöbetçiler öldürüldü. Açıkta bekleyen Yunan donanmasına işaret verildi. Gemilerin karaya yaklaşıp öteki Yunan askerlerinin de gelmesiyle Truva şehri kolayca Yunan ordusunun eline geçti. Böylece klasik savaşla elde edilemeyen şehir bir casusluk faaliyeti sonunda ele geçirildi. Bugün bu olayın anısını hala sürmekte bazı kötü niyetli casus bilgisayar yazılımlarına Trojan adı verilmektedir.